arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir toka çalışması yapacağız. Böyle birbirlerinin üzerinde bakınız. Dilim dilim çiçeklerimizi görmekteyiz. Çok hoş, çok güzel bir çalışma. Aynı zamanda da gayet kolay. E, düz lastiğimizin üzerine önce sık iğnelerimizi örüyoruz. Daha sonra modelimizi birbirlerinin üzerine yerleştirerek ardı ardına örüyoruz. Dediğiniz sıklıkta örebilirsiniz. Biraz daha gevşek de örebilirsiniz ama 3 e, sık iğne arası gayet güzel olacaktır. Şöyle arkasını çevirdiğimde de arkası da tokamızın bu şekilde görülmekte. İstediğiniz iplerle örebilirsiniz. Koton iplerle, normal akrilik iplerle çalışabilirsiniz. 2 ya da 2,5 numaraları kullanalım. Tokamızı öreceğimiz zaman kalın ip kullanmayacağımız için 2 ya da 2,5 ya da daha küçük numaralı tığlar bu çalışmalarımız için gayet ideal olacaktır. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin dediğimiz renkteki lastik tokamızın bir tanesini alıyoruz. Hepsi de farklı. Bakınız bunun farklı. Diğeri farklı. Bir de metal olanları var. İstediğiniz lastiğimizin bir tanesini alıyoruz. Ona uygun rengimizi tercih ederek üzerine tığlamaya başlayalım. Bu bayağı normal kalınlıkta olan bir lastik toka. Şu şekilde giriyorum. Bakın, Bir tane düğümüm attım. Altından giriyorum. İpimi alıyorum kapatıyorum. Sık iğne yapıyorum. Başını dolamıyorum. Altından giriyorum. Kapatıyorum. Alttan girip üstten alıyorum. Kapatıyorum. Alttan bakınız giriyorum. Hiç boşluk yer kalmayıncaya dek sık iğnelerimi lastiğimin üzerine örüyorum. İki numara tığ kullanıyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup zil sesini aktif hale getirerek e, yaptığımız bütün çalışmalarımızdan haberdar olursunuz. Sizlerle birlikte bu güzel çalışmalarımızı yaparız. Bizlere de desteğinizi esirgememiş olursunuz bu şekilde. Bakın, şöyle biraz sıkıştırdığım zaman daha toparlanacaktır. alttan giriyorum alıyorum tamamen sık iğnelerimizle lastiğimizi doldurduk şimdi birinci sık iğnemin bulunduğu yere batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve birleşme işlemini yaptım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincirimi çekip iki defa tığımın başını dolayarak dibine batıyorum ve ikişer ikişer çekiyorum 1 2 3 defa da çıktım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Buradaki trabzan yapmış olduğumuz yere toplamda zincirimizle birlikte 10 tane trabzanımı örüyorum. İkili trabzan şeklinde 1 2 Zincirimizi değil, trabzanımızı üzerine yapıyoruz. Toplam 10 trabzanımız olacak. sayalım. Zincirimiz de dahildi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. iki tane daha örmemiz gerekiyor. 9 ve 10. 10, 10 trabzanımı ördüm. 10. trabzanımdan sonra şuradaki dip kısmına gelerek batıyorum. Direkt geliyorum bakınız dip kısmına gelerek battım çeviriyorum bu kez zincirimin bulunduğu tarafa geçerek bir tane sık iğne örüyorum toplam 10 sık iğne örüp yukarıya çıkıyorum 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğnemi ördüm bu taraf trabzan bu taraf sık iğne oldu ve 10. sık iğneyi ilk zincirden çekmiş olduğum trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3. Kaydırıyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum dibine batıyorum. Kendi dibine batıp kendi dibinden örüyoruz. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. Üzerine 3 tane zincir. Dibine batıyorum. Bir sonraki trabzanıma batıyorum. 1, 2, 3 zincir. Dibine batıyorum. Diğer trabzanlarımızın üzerine de üçer zincirden kirpiklerimizi örelim kadar ördüm. En son 3 zincirimi çektim. Kendi dibine batıyorum. Şöyle bakıyoruz. Dibine giriyorum. Ve lastiğimin üzerine geliyorum. 1 2 3 3. üzerinden 7 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Yeniden buradaki işlemimizin birebir aynını tekrar ediyorum. 2 defa başını doluyorum. Dibine batıyorum. 2'şer 2'şer çıkıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Zincirimde dahil toplamda 10 tane ikili trabzanımı örüyorum. 3 4 5 10 trabzanımı ördüm dibine batıyorum Direk dibine battım ve şöyle çeviriyorum zincirden ördüğüm yere geliyorum 10 tane sık iğnemi yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10. sık iğneden sonra kenardaki 3 zincirimin tepe noktasına gelerek batıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum ve şöyle dibine giriyorum batıyorum yanındaki trabzan üzerine batıyorum 1 2 3 dibine batıyorum Yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3 aynı yere gelip batıyorum. Dibine batıyorum. Diğer trabzana 1, 2, 3 aynı yer. Sırasıyla her trabzanımın üzerine önce batıyorum. Sonra 3 tane zincir çekiyorum ve zincirimi başlattığım yere geri dönerek batıyorum. Bakın yeni trabzan üzerine battım. 1-2-3 Aynı yere batıyorum. Bir diğerine geçişimi yapıyorum. 1-2-3 Aynı yere batalım. Aşağıya bu şekilde iniyoruz. 1-2-3 Batıyorum. Bir sonraki 1-2-3 Batıyorum trabzanlarımızın tamamını ördüm yine dibine batıyorum şuradaki bakınız ilk bağlantı yerine giriyorum buraya sık iğne ile bağlanıyorum sonra yanından ilk aşağıdaki sık iğneye batıyorum ikincisine batıyorum üçüncüsüne tekrar batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çekip iki defa başını doluyorum aynı yere batarak ikişer ikişer çekip trabzanımı oluşturuyorum. 1 2 3 tekrar toplam 10 trabzanımı örme şekliyle ne kadar dolarsa bütün buradaki sık iğnelerimizi doldurarak buradaki çiçeklerimizi oluşturuyoruz. Şöyle görelim. Tamamını dolduralım kamızı ardarda aynı işlemleri yaparak tamamladım. Bakın şöyle çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Gayet güzel birbirlerinin üzerine yerleştirdim. En son bitirme işlemini sizlerle birlikte yapalım. Şurada bakınız, başlangıç yerimizin hemen yanında ördüm. En son kirpiğimizi ördükten sonra yine dibine batalım. sık iğnemin üzerine bir tane batıyorum. Ve bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Kesmiş olduğumuz ipi şöyle arkasını çevirip gizleyelim. Lastiğimizin üzerine sık iğne yaptığımız yere birkaç defa batıp gizleme işlemini yaptıktan sonra yine fazla kalan ipimizi buradan keselim. İpimizi arkasına gizledikten sonra düz beyaz bir lastiğimizden çok hoş güzel bir lastiğe dönüştürdük. Şöyle uygun kıyafetlerle takabileceğimiz ya da lastiğimizi sevdiğimiz renklerle bu şekilde süsleyebiliriz. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.